Amerikan yönetimi karar aldı, uzun süredir gündemde tuttuğu yaptırımları uygulamaya koydu. Ankara sert tepki gösterip kararı kınarken mecliste 4 parti ortak bildiri yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Washington'a hakkımızın yenilmesine izin vermeyeceğiz karşılığını verdi. NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı destek bekliyoruz. Amerika bir kez daha şantaj kartını öne sürdü. Rusya'dan S-400 alımını gerekçe gösterip Türkiye'yi hasım ülkeler listesine koydu, yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bu milli meseledir. Hepimiz bu dik duruşu, onurlu duruşu göstereceğiz. Onları elinizin tersiyle için. Hadi oradan deyin. Hadi oradan deyin. Zerre taviz vermeyin. Washington'dan açıklamanın geldiği saatlerde Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyordu mecliste. İktidarla muhalefet tek yürek olup tepki gösterdiği ABD'nin kararı yayınlanan ortak bildiriyle reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajını millete sesleniş konuşmasında verdi. Biz çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz. Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Peki o karar ne anlama geliyor? Askeri projelerde ABD ürünlerinin Türkiye'ye satışı duracak, uluslararası kuruluşların kredi desteği kesilecek. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le 3 bürokratın ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, vize kısıtlaması uygulanacak. Biz kendi çevremizde bunun çarelerini buluruz. Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek. Dışişleri Bakanlığı ABD'yi kınayıp karardan geri adım atmaya çağırdı. Uygun şekilde ve uygun zamanlamayla mukabele edilecektir açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan sert tepki gösterirken ABD'nin kararı dış dünyada da yankı buldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, karar Türkiye'ye karşı küstahça tavrın devamı derken, İran Dışişleri Bakanı Zarif, karar uluslararası yasalara ve hukuka aykırıdır ifadesini kullandı. Yunanistansa yine bir skandala imza atarak kararı memnuniyetle karşıladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dansa, Türkiye önemli bir ortak, bir an önce S-400 sorununu çözmeli açıklaması geldi.